Kemalizm bence çok basit bir şey. Konuşmama böyle başlamayacaktım ama sayende öyle oldu. Kemalizm Türkiye Devleti'nin kuruluş ideolojisidir. Bir burjuva devletin resmi ideolojisidir. Bu kadar basit. Bunun bir tür solculuk olarak anlaşılması Türkiye'ye özgü bir gariplik. Bence bundan ibaret. Ama ben uzun boylu bunu tartışmayı düşünmüyorum. Başlarken biraz daha anekdotlarla başlayayım. İşte azınlıklar, milliyetçilik, azınlık politikaları filan. Şimdi arkadaşlar, Türkiye Devleti'nin anayasasına göre Türk Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. 66. madde şu anki anayasa. Yani ben Türkmüşüm. Değilim. Hiç alakam yok. İstanbul doğumluyum. Bundan ibaret. Ama anayasaya göre ben Türk'üm. Anayasaya göre tabii Diyarbakır nüfusunun bütünü de Türk, Ermeniler de Türk, herkes Türk. Zannedebilirsiniz ki bu Kenan Evren'in 1980 darbe anayasası olduğu için böyle. Zannetmeyin, yanılırsınız. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin 1924'ten beri bütün anayasalarında mevcut. 1924'te ilk anayasa mecliste tartışılırken uzun uzun bu maddeyi tartışmışlar. Türk ne? Türk kim? Bu memleketin vatandaşlarına ne diyeceğiz diye. Bazıları demişler ki herkese Türk demeliyiz. Çünkü burası Türkiye. Bu olumlu olanlar. Olumsuz olanlar demişler ki bir dakika ya, herkese Türk diyemeyiz, burada bir sürü Türk olmayan, Türk lafını hak etmeyen insanlar var. Ancak demiş çoğunluk, Ermeniler Ermeniliklerini, Yahudiler Yahudiliklerini terk etmedikçe, kendi dillerini terk etmedikçe Türk filan denemez bunlara. Sonunda 88. madde o zaman, Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk denir. Dikkat edin, Türk denir değil. Vatandaşlık itibariyle Türk denir ama biz onların Türk olmadığını biliyoruz. Zamanı gelince hallederiz. Nitekim Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt 1930'lu yıllarda ağzından kaçırmış. Demiş ki bir konuşmasında azınlıklardan bahsederken kanun Türk'ü ifadesini kullanmış. Yani kanunen Türk ama işte aslında biliyoruz. Bu Mahmut Esat Bozkurt solcu arkadaşlar. CHP'nin sol kanadı. Köylülük üzerine uzun uzun yazılar yazmış filan. Adalet Bakanı. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya 1934'te bir başka yasa tartışılırken yine biraz ağzından kaçırmış. Demiş ki soyadı kanunu tartışılıyor. Demiş ki yabancı isimlere gelince bir memleketin en büyük vazifesi sınırları içinde oturanların hepsini kendi camiasına ilhak etmektir. Niçin hala Kürt Mehmet, Çerkes Hasan, Laz Ali diyelim? Bir defa bu hakim unsurun kendi zaafını gösteren bir şey. Hakim unsur hangisi herhalde söylememe gerek yok. Ama bu arada merak edebilirsiniz soyadı kanunu neymiş diye. Soyadı kanunu çıkıyor 1934, şöyle bir kanun. Bu kanuna göre şimdi okuyacağım hecelerle biten soyadları yasak. Yan, Which, Of, F,
dis, pulos, aki, zade, mahdumu, veled ve bin heceleriyle biten soyadları Türkiye'de yasaklanıyor. Belki ben okurken tam çakamamışsınızdır. Yan Ermeni soyadları, F, of, which, Bulgar, Makedon, Boşnak, Sırp, Hırvat soyadları, dis, pulos, aki, Rum soyadları, işte Giritli, Fars, Gürcü, Arap, bütün bu soyadları yasaklanıyor. Niye? Çünkü hakim unsur bunları kendine ilhak etmeli, edemezse kendi zaafını göstermiş olacak. Bu İçişleri Bakanı. CHP Genel Sekreteri Recep Peker, Recep Peker çok önemli bir adam, üçüncü kişi Atatürk'ten ve İnönü'den sonra partinin ideologu, üç numaralı memleketin yöneticisi. Diyor ki, bir de CHP Genel Sekreteri, Hristiyan ve Musevi arkadaşlar için de aynı açıklıkla fikirlerimizi söylemek lazımdır. Fırkamız, partimiz, bu vatandaşları da izah ettiğimiz dil ve emel birliğinde iştirak kaydı ile tamamen Türk olarak kabul eder. Yani devletin, resmi ideolojinin, CHP'nin dil ve emel birliğine katılırsan parti üyesi olabilirsin, parti de seni Türk olarak kabul eder, bağrına basar. Peki aynı Recep Peker, Türk olmayan ama en azından Müslüman olanlar, yani Kürtler hakkında ne düşünür? Şöyle yine alıntılıyorum. Bugünkü Türk milleti siyasi ve içtimai camiası içinde kendilerine Kürtlük, Çerkeslik ve hatta Lazlık ve Pomaklık gibi fikirler telkin edilmiş olan vatandaşlarımızı kendimizden sayarız. Bu telkin, bu böyle düşünüyor olmaları geçmişin istibdat döneminden kalmadır. Yani birileri Kürtlere, Çerkezlere ve hatta Lazlarla, Pomaklara telkin etmiş, siz Kürtsünüz, Pomaksınız filan. Bunlar da yanılmışlar, kendilerini Kürt zannetmişler. Zannetmiyorlarsa biz onları kabul ederiz. Bu da Recep Peker. Şimdi arkadaşlar, ne önemi var diyeceksiniz. Sonuç olarak işte 21. yüzyıla geldik. Türkiye'de hala Ermeniler var, Kürtler var, Lazlar var filan fıstık. Bunların hepsi var. Var ama şöyle var. Bu okuduğum şeyler söylendiği dönemde, yani Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kurulduğu zaman 250 bin, 300 bin arası Ermeni var Türkiye'de. Bu 1,5 milyona yakın Ermeni öldürüldükten sonra hala 300 bin kadar Ermeni var. 150 bin kadar Yahudi var. 200 bin kadar Rum var. Şimdi unutmayın, Rum dedim, Yunan kültürünün başkenti Atina değildir arkadaşlar. İstanbul'dur. Yunan kültürünün başkenti İstanbul'dur. Bütün Osmanlı tarihi boyunca Atina bir köydür, büyükçe bir köydür, küçük bir kasabadır. Yunan kültürü İstanbul'da yaşar. Ermeni kültürünün başkenti Erivan değildir. Ermenistan'ın bütünü zaten çok yoksul ve geri bir ülke. Erivan'da önemsiz bir şehir. Ermeni kültürünün başkenti İstanbul'dur, Kayseri'dir, Diyarbakır'dır. Şimdi rakamları söyledim. 300 bin Ermeni, 200 bin Rum, 150 bin Yahudi 1923. Günümüzde bu rakamları bilmeyenleriniz varsa, şimdi söyleyeceğim rakamları şaşıracaksınız, hazır olun. 1500 Rum kaldı Türkiye'de. 1500.
Yani toplasak şu binaya kolaylıkla sığar. 15 bin Yahudi kaldı, 50 bin kadar Ermeni kaldı. Düşünün. Bir de bugün kaldı. Şimdi takdir edersiniz ki Rumlar, Yahudiler ve Ermeniler de zaman zaman cinsel ilişkide bulunuyorlar. Yani o zaman 300 binse bugün 1 milyon filan, 2 milyon olması lazım, 50 bin. Yani azaldı değil sadece. Olabileceğinin çok daha azına geldi. Demek ki bir sorun var. Demek ki bu insanlar 1923'te kurulan cumhuriyette yaşayamamışlar. Ha denebilir ki canım gittiler. Hani İsrail kuruldu, Yahudiler oraya gittiler. Ermenistan kuruldu, Ermeniler oraya gittiler. Ama böyle olmadığını biliyoruz. Çünkü ne zaman nasıl gittiklerini aşağı yukarı biliyoruz. Onlara neler yaşatıldığını keza biliyoruz. Yine bir iki anekdot. Mesela Cumhuriyet Gazetesi 1936, 21 Mayıs. Küçük bir haber. Gönen'de herkes Türkçe konuşacak. Gönen Balıkesir. Balıkesir'in bir ilçesi. Gönen haberi okuyorum. Gönen'de Türkçeden başka dil ile konuşulması Gönen Belediyesi'nin kararı ile yasak edilmiştir. Çerkesçe, Gürcüce, Arnavutça, Pomakça gibi yabancı dillerle konuşanların cezalandırılacakları tellal ile halka ilan edilmiştir. Çarşıda, pazarda, kahvehanelerde yabancı dil ile konuşanlar Gönen Belediyesi'nin tam yerinde verdiği bu karar üzerine, bu da haber ha, tam yerinde diye, bu karar üzerine bundan böyle Türkçe konuşacaklardır. Gönen halkı bu karardan çok memnun olmuştur. Cumhuriyet Gazetesi bunu nasıl saptamış? Tam bilemiyoruz ama saptamış. Bu 1936. Bir de şu hikayeyi çok seviyorum. Hani 30'larda böyle şeyler olmuş ama bugün olmaz diye düşünenleriniz varsa size bir mahkeme anlatacağım. Bir dava. 3 tane sanık var davada. Birinci sanık şöyle bir savunma yapmış. Ben İstanbul'da Topkapı'da dolaşırken Bit pazarında tişört ve eşofman altını 20 bin lira ödeyerek aldım. Afşa adasına pansiyona geldim. Geleli bir hafta olmuştu. Bir haftadır bunu giyiyordum. Ancak dün Afşa'da boncuk vesaire satan şahsın biri bunu niye giyiyorsun dedi. Ve bizi karakola getirdiler. Bugün de buraya getirdiler mahkemeye. Ben diğer şahısları tanımıyorum. Hiçbir dostluğum yoktur. Suçsuzum. İkinci sanık diyor ki, tişörtü aldığım şahıs Çaycı Ömer değil, onun kardeşi İbrahim'dir. Ve benden başka pek çok kişi de bu şekilde olan tişört ve şortlardan almıştır. Üçüncü sanık diyor ki, söz konusu beyaz tişört bana aittir. Bana annem almıştır. Suçu annesine atıyor farkındaysanız. Bu çok ünlü bir firmanın malı bana hediye etmiş. Kesinlikle bu suçu işlemiş değilim. Sorgu zaptına göre diyor ki, Ermeni propagandası yapmak suçundan sanıklar ayrı ayrı yerlerden bulunarak hakimliğimize mevcutlu olarak gönderilmişlerdir. Tişörtler üzerinde bilirkişi raporu istenmiştir. Şimdi mevcutlu kelimesini biliyor musunuz? Mevcutlu ne demek? Jandarma eşliğinde karakola götürüldüğünüz zaman o mevcutlu oluyor. Bilirkişi heyeti 3 kişilik aranıyor. Fakat Afşa'da yabancı İtalyanca bilen
insan zor bulunuyor. Nihayet üç kişi buluyorlar. Ve bu üç kişi Emporio Armani kelimesinin, ifadesinin Ermeni İmparatorluğu anlamına gelmediğini söylüyorlar. Sanıklar beraat ediyor. Bu 5-6 sene önce arkadaşlar. Bu komik. Benim bir de aklıma şu geldi. Ermeni propagandası yapmak ne demek ya? Yani Alman propagandası yapmak ne demek? Ben Almanları severim. Bu lafı söylemek suç mu mesela? Alman propagandası yapmış mı oluyorum? Böyle bir suç var arkadaşlar Türkiye'de. Ermeni propagandası yapmak. Şimdi gelelim. Bütün bunlar niye oluyor? Yani niye insanların hangi dili konuştuğuna karışılıyor? Niye insanların Türk mü değil mi? Kanun Türk'ü mü? Ya mesela ben Kanun Türk'üyüm. Şimdi Kanun Türk'ü ne mutlu Türk'üm diyene diyebilir mi? Bunu ben bilmek istiyorum. Yani kafam karışıyor. Şimdi bu sorunları niye çok sayıda insan yaşamış? Kısaca buna bakalım. Bunun nedeni de çok basit. Bunun nedeni tabii ki Kemalizm. Ama daha ayrıntılı bir şekilde bakalım. 1923'te bir ulus devlet kuruluyor. Bu ulus devletin kurulduğu topraklarda çok dilli, çok dinli, çok kültürlü, çok etnisiteli bir nüfus yaşıyor. Ve çok normal. Çünkü bir imparatorluk artığı. Bin bir çeşit dil, din, etnisite var. Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları içinde. Bunların hepsi yerli. Hiçbiri dışarıdan gelmiş değil. Benim büyük büyük babalarım daha Türkler orada yokken gelmişler. Ne halt etmeye gelmişlerse bilmiyorum. Bana danışmadan gelmişler. Ama yerli bu insanlar. Böyle bir topluluğun üzerine Türk Müslüman ulus devletini dayatırsan çok basit bir sonucu var bunun. Çok basit. Ermeni, ben Ermeniliğimi bırakıyorum, ben artık Müslümanım demeyeceğine göre. Kürt, ben Kürtlüğümden vazgeçtim, ben artık Türk'üm demeyeceğine göre. En azından hepsi demeyeceğine göre. Hepsi birdenbire ana dillerini bırakıp yabancı bir dil, yani Türkçe konuşmayacaklarına göre ne olacak? Ya bu insanlardan kurtulacaksın, ya bu insanları kovacaksın, ya bu insanları öldüreceksin. Az iseler öldürülsün, kimse pek farkına varmaz. Ama Kürtler gibi nüfusun %20'si, belki 15'i, 25'i çok ciddi bir rakam olduğu zaman öldüremezsin hepsini. Ve bugün geldiğimiz yere geliriz. Ve Kemalist kurucu kadrolar, Türk-Müslüman dedim dikkat ettiyseniz, Müslüman bölümünü çok vurgulamazlar. Laik ya, Müslüman bölümünü vurgulamaz. Ama yanılmayın, o son derece laik kadroların kafasında bile Türk demek, Türk-Müslüman demektir. Hatta Türk-Müslüman da değil, Türk-Sünni-Müslüman demektir. Kurucu kadroların kafasındaki makbul vatandaş Türktür, Müslümandır, Sünnidir. Bunun biraz ayrıntısı daha var, Şafi Mafi filan da ben onları bilmiyorum, kusuruma bakmayın. Ama bu üç bölüm önemli. Bunu nereden biliyoruz Müslüman diye düşündüklerini? Çünkü çok basit. Mesela Pomaklar 1923'te başvuruyorlar, biz Türkiye'ye gelmek istiyoruz diye. Pomaklar etnik Türk ama Hristiyan. İzin verilmiyor gelmelerine. Buna karşılık
Karamanlılar vardır Konya'da. Yunanistan'ın Karamanlis diye bir cumhurbaşkanı vardı, hatırlarsınız belki. O Karamanlıdır. Karamanlılar yine etnik Türk, hiç kuşku yok. Ama Hristiyan ve Yunan alfabesini kullanıyorlar. Çok ilginç bir gruptur. Türkçe konuşuyorlar. Türkçe yazıyorlar ama Yunan harfleriyle Türkçe yazıyorlar. Bunlar bağıra çağıra 1923'te mübadelede Yunanistan'a gönderildiler. Türk-Yunan mübadelesinde. Ya biz Karamanlıyız, nereye gönderiyorsunuz bize, bizi diye bağıra bağıra gönderildiler. Çünkü Hristiyan. Dolayısıyla Kemalist kadroların kafasında Türk, Sünni, Müslüman makbul vatandaş. Şimdi bu ne demek? Bir kere Müslüman olmayanlar var. Söyledim. Yahudiler, Rumlar, Ermeniler. Bu sorun çözülmüştür arkadaşlar. Bitmiştir. Talat Paşa'nın meşhur sözüyle Ermeni sorunu hallolunmuştur. Niye? İşte az önce rakamları size verdim. Bunun sivri noktaları vardır, bunlardan kurtulma sürecinin. Biliyorsunuz, varlık vergisi, 6-7 Eylül olayları, günümüze kadar gelirsek Hrant'ın katledilmesi. Bir de yanılmayın, Hrant öldürüldüğü zaman mesela sadece Ermeniler korkmuyor. Benim annem, o akşam görüştük, gidelim mi dedi bana. Kadın Yahudi ama o, ha bu Elif Ermeni ne iyi oldu falan diye düşünmüyor ki. Demek ki bu memlekette Müslüman olmayanlara yaşam hakkı yoktur diye düşünüyor. Emin olabilirsiniz, Hrant'ın öldürülmesinden sonra birkaç bin Ermeni, Yahudi falan gidebilen, biraz parası olan, dışarıda bir ilişkisi falan olan gitmiştir. Bunlardan kurtulundu. Bu kolay. Fakat Sünni diyorsun, bir de Aleviler var. Bunlardan kurtulmak kolay değil, kalabalık. Bunlara uzun uzun anlatmama gerek yok. Hayat boyu, bütün Cumhuriyet tarihi boyunca asimile olmayı reddedenlerine ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıldı. Geldik Kürtlere. Şimdi Kürtler Türk değil ama Müslüman. Dolayısıyla Kürtleri asimile edebiliriz, Türkleştirebiliriz diye uzun süre Kürtlere farklı davranıldı. Asimilasyon politikaları uygulandı. Aslında siz Türksünüz denildi. Sonra baktılar olmuyor, asimile olmuyor Kürtler. Bunun üzerine bildiğimiz inkar, arkasından askeri yöntemler başladı. Bu kadarını hepiniz biliyorsunuz. Ama bir bununla da bitmiyor. Kemalist kadrolar kafalarındaki makbul vatandaş, kadroların kafasındaki makbul vatandaş Türk, Müslüman, Sünni, sadece bu da değil. Bir de laik olacak, batılı olacak. Yani bir Fransız vatandaşına benzeyecek, Nideli'ye benzemeyecek, Çorumlu'ya benzemeyecek. Tercihan mavi gözlü olacak. Çorum'da hiç yokmuş herhalde. Çorum'u hala beğenmez bizim devlet. Ya ben de çok beğenmem, neyse konuya girmeyelim. bir de böyle bir sorun var. Çünkü bu 1923'teki Türk, Sünni, Müslüman olan çoğunluk kitle de makbul bir şey değil. Bir kere dindar, hepsi dindar. Bugün bile Türkiye nüfusunun %70'i bir şekilde kendini dindar olarak tanımlıyor. Bugün Türkiye'de kadınların %70'i başını örtüyor. Şöyle veya böyle. Yani ille türban falan gibi değil de bilirsiniz, benden iyi bilirsiniz. Ama rakam %70. Bu sabit, bilinen bir rakam.
Bugün öyleyse bir de 1923'ü düşünün. Tam dindar. Bir kere bunlar opera dinlemez. Senfoniyi filan hiç dinlemez. Saz çalarlar. Türkçeyi kötü konuşurlar. Ortalık yerde namaz filan kılarlar. Bunlar da makbul değil. Şimdi tahmin ediyorum epey bir kısmınız benim gibisiniz. Batılı bir eğitim görmüş aşağı yukarı. Aşağı yukarı laik bir ailede büyümüş. Bir de zaten hepimiz laik kemalist eğitim almışız Türkiye'de okuduysak. Dolayısıyla biz farkında değiliz. Ya memlekette camileri kapatıp ahır yapmışlar. Hani Ermeni kilisesini zaten ahır yapıyor da cami kapatıp ahır yapmışlar. Ben bunu 45 yaşımda öğrendim. İstanbullu olduğum için ve dinle minle alakam olmadığı için. Ama bu halk böyle şeyler yaşamış. Mahkemelerde Kur'an kurslarındaki Kur'anlar toplanıp çuvallara doldurulup yerlere atılıp mahkemede delil diye kullanılmış. Şimdi Kur'an'ı beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama inançlı bir insan için inanılmaz bir eziyet. Neler yaşamış? Ben hep bunları geç öğrendim. Eminim aranızdan bir kısmı hala bilmiyordur. Türkiye'de kendini solcu zanneden insanların pek çoğu, yok canım onlar ne çekmiş ki filan der. Dindar Müslümanlar hakkında. Öyle değil. Kemalist kadrolar için fazlaca dindar olmak, köylü olmak makbul bir şey değil. Onlar da makbul değil. Fıkrasını bilirsiniz. Biliyorsunuz her tarafa senfoni orkestraları, filarmoni orkestraları filan kuruluyor. Bunlar zaman zaman turneye çıkıyorlar Anadolu'da. Fıkra işte hangi şehir olduğunu bilmiyorum. Urfa diyelim. Devlet operası Urfa'ya gidiyor, konser veriyor. TRT ondan sonra çıkışta dinleyicilere sorular soruyor. Nasıl buldunuz diyor. Urfa, Urfa olalı böyle eziyet görmemiştir diyor adam. Opera dinledikten sonra. Ha, bunlar şimdi tabii komik ama bir şeyi yansıtıyor. Peki TRT radyosunda birkaç yıl boyunca sazın yasak olduğunu biliyor muydunuz? Böyle bir memleket. Dolayısıyla gayrimüslimi makbul değil. Onları hallettik. Alevi makbul değil. Kürt asimile olmayı reddettikten sonra hiç makbul değil. Eline silah aldıktan sonra zaten problem. Sünni Müslüman da makbul değil. Peki arkadaşlar kim kaldı? Bizim fotoğraflardan tanıdığımız Ankara'da Cumhuriyet balosunda fötr şapka ve frakla dans eden Kemalist bürokrat kaldı. Başka yok kimse kalmadı memlekette. Hepsi makbul değil. Hiçbiri bir boka yaramıyor. Ve hepsini biz değiştireceğiz. Bizim kafamızdaki modele uygun bir vatandaş haline getireceğiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Ya fes giyiyor diye adam astılar ya. Hani ben de fes giyilsin demiyorum yanlış anlamayın da. İsteyen giysin ya niye asıyorsun? Böyle bir memleket. Şimdi hiçbir vatandaş makbul değilse ve Ankara'daki kurucu kadrolar ve devlet her vatandaşı kendi kafasındaki imaja uygun hale getirmeyi amaçlıyorsa bunu yapmanın bir tek yolu vardır. Şiddet kullanacaksın. Başka yolu yok. Türkiye'de zaten 1946'ya kadar seçim bile olmuyor. Bayılıyorum ya. Kemalistler zaman zaman İnönü'ye gıcık olurlar. Bunu da ben sonra öğrendim. 1938'e kadar cennet, sonra İnönü her şeyi bozuyor. Ya 1938'e kadar zaten bir kişi yönetmiş memleket. Bilir misiniz mecliste hilafetin, halifeliğin kaldırılması tartışılıyor. Tartışma çok uzun sürüyor. İtiraz ediyor. Bizzat Kemal'in yakın çevresindeki bazı insanlar dahil.
Kemal sonunda kalkıyor masanın üzerine çıkıyor. Diyor ki arkadaşlar hilafet kalkacak. Ama mesele şu, bu tartışmanın sonunda kaç kişi kellesini kaybedecek? O an tartışma bitiyor ve hilafet kaldırılsın diye herkes tabii ki elini kaldırıyor. Böyle Cumhuriyet Gazetesi 1938'e kadar Türkiye'deki demokrasiyi anlatır. Zaten 46'ya kadar yok böyle bir şey. Ondan sonra seçim olmaya başlayınca memlekette çok kötü oluyor. Çünkü bu makbul olmayan insan sürüsü devletin istemediği insanları seçmeye başlıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Darbe yapıyoruz. 60, 71, 80. Bu kaçınılmazdır arkadaşlar. Devlet beğenmediği bir halkın yaptıklarını tabii ki beğenmeyecek. Teslim olabilir. Tamam ne yapalım, halk böyle oy verdi diyebilir. Veya darbe yapabilir. Veya darbe bizim açık açık gördüğümüz şeyler. Bunun altından ne başka işler yapıyorlar? 2002 yılından AKP'nin iktidara gelmesinden sonra bu devletin darbe yapamadığı zaman alttan alta neler yaptığını çok daha işte JITEM'miş, seferberlik tetkik kuruluymuş, kozmik odalarmış filan fıstık onları daha açıkça gördük. Bunu bugün bile yapıyorlarsa 1940'lar, 50'ler, 60'larda neler yapmışlardır tahmin edebilirsiniz. Nasıl bitirebileceğimi bu konuşmayı bilemiyorum. Çünkü öyle bir yere geldik ki 12 yıldır AK Parti hükümeti olduğu için ve AK Parti hükümetinden o kadar bezdik ki Türkiye'de epeyce bir kesimin kafasında ulan bu Kemalizm galiba iyi bir şeydi. Yani bunlara kıyasla yine de fena değil. Ya bir darbe olsa fena mı olur şu Tayyip'i bir şey etseler gibi bir düşünce daha bir gündeme gelir oldu. Dikkat edin mesela son bir iki hafta içinde Genelkurmay Başkanı epeydir ses çıkarmıyordu. 3 kere konuştu. Barış sürecinin fazla ileri gittiğini söyledi. APO'nun 10 maddesinin Dolmabahçe'de başbakanlıkta okunmasını fazla ileri bulduğunu söyledi. Yani tekrar gündeme geldi. Onun için nasıl bitirebileceğimi bilmiyorum. Çünkü yukarı tükürsek bıyık, AKP bıyığı, aşağı tükürsek Kemalizm sakalı, böyle bir garip bir yerdeyiz Türkiye'de. Çok güncele getirmiş oldum. Tartışırken İsterseniz daha öncesini de konuşabiliriz, günümüzü de konuşabiliriz. Günümüzü konuşmak zor çünkü size önereceğim ya şöyle yapmak gerekir Türkiye'de diye net bir kendi kafamda bir yol yok. Ama şunu biliyorum, tabii ki AKP'ye karşı mücadele etmek lazım. Yaptıkları barış süreci hariç İstisnasız her şeye karşı çıkmak lazım. Ama bunu yaparken hiçbir koşulda Kemalizmin tekrar yüceltilmesine, sanki Cumhuriyet Gazetesi ve CHP'nin Neandertal kanadı olumlu bir şey temsil edermiş gibi o tuzağa da düşmemek gerek. Elimizden nasıl geliyorsa AKP'yle öyle mücadele etmek gerek. Askerin yardımıyla değil. Asker gündeme tekrar gelmeye başladığı takdirde AKP'ye ne kadar muhalefet ediyorsak onlara da en az o kadar muhalefet etmemiz gerekir. Kaç saat konuştum hiç fikrim yok. Ama duruyorum. Teşekkür ederim.